Şimdi bir dolandırıcılık haberi getiriyoruz ekranlara. Elazığ'da yaşayan yaşlı kadın 100 kilometre yol gidip Malatya'da 350 bin TL kaptırdı. Yaşlı kadının dolandırıldığı o anlar kameralara yansıdı. Elazığ'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki yaşlı kadın kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Yaşlı kadın Malatya'da dolandırıcılara 350 bin TL kaptırırken polis dolandırıcıları güvenlik kameralarını izleyerek buldu güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen telefon dolandırıcıları yine ağlarına düşürdükleri özellikle yaşlı vatandaşları mağdur ediyor. Telefon dolandırıcıların tuzağına ise bu kez Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Neyse isimli yaşlı kadın düştü. Dolandırıcılar yaşlı kadını telefonla arayarak kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığı ve soyguncuları yakalamak için para vermesini istediler. Dolandırıcılar kendilerine inandıklarından emin olunca yaşlı kadını Malatya'ya çağırdılar. Yaşlı kadın dolandırıldığından habersiz bindiği ticari taksiyle Malatya'ya gitti. Dolandırıcıların verdiği adrese giden kadın burada kendisini bekleyen ve polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi. Yeniden taksiyle Elazığ'a dönen yaşlı kadın bir gün sonra dolandırıldığının farkına varınca soluğu emniyette aldı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler titizlikle inceledi ve şüphelinin kimliği tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden Ahmet D. ile Ali de gözaltına alındı. Diğer şüpheli H.E. ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin üzerinde yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10.305 TL para ile geçirilirken geri kalan yaklaşık 340.000 TL ise ulaşılamadı. Şüpheliler Malatya Asay Şube Müdürlüğü'ndeki sorguların ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken yetkililer vatandaşları telefon dolandırıcılığa karşı uyardı.